Mesela register ile ilgili bir soru gelebilir. Der ki teaching grammar da bunu vermiştir. Ya da öğrenci mesela doğru yerde kullanımını bilmiyordur. Yani bir mesela arkadaşıyla kullanırken would you mind if I past yapısını kullanıyordur. Ya da patronuyla konuşurken do you mind if I present yapısını kullanıyordur. Bununla ilgili bir register sorusu ya da sociolinguistic competence sorusu gelebilir. Bu şekilde bakmaya çalışın. Yani hala da ELS'den falan okuma yapıyorsanız. Burada mesela function sorusu olarak gelebilir. Communicative language teaching'de biliyorsunuz çok önem veriyoruz biz bunlara. Çünkü bunlar yapı aslında. Ama bu yapıların aynı zamanda bakın function'ları var. Yani böyle bir soru da gelebilir bize. Gramerle function'la communicative language teaching sorusunu, communicative competence sorusunu birleştirebilir. Speech act ile birleştirebilir. Yani pragmatics konusunda görmüş olduğumuz speech act'ler mesela bunlarla birleştirebilir. Mümkün olduğu kadar bağlantı kurmaya çalışın. Hatırlayın mesela bu do you mind ing ile olduğunda ne olur? Can you demektir. Bu değil mi? Aslında could you daha doğrusu. Çünkü would olduğu için notion'larda distance'dan bahsetmiştik. Yani karşımdaki kişiyle aramda bir social distance olduğu için ben would you mind diyorum. Anneme söylüyor olsam do you mind derdim mesela gibi. Tamam. Ya da mesela cevaplarına bakın. Typical response'lara bakın. Bunlar hep ELS'de çok güzel bir şekilde verilmiş. Mesela bakın neler söylenebilir? Hangi amaçla söyleniyor olabilir? Bak resmiyet, nezaket diyor. Al sana sociolinguistic competence, register. Tamam mı? Mesela will. Will'in çok değişik kullanımları var. Mesela karşındaki kişi sürekli konuşuyor ve seni rahatsız ediyor. Ya da yağmur sürekli olarak yağıyor ve seni rahatsız ediyor. O zaman will yapısını kullanabilirsin. Gelecek zaman ya da işte bir prediction gibi amaçlarına takılmayın sadece. Bütün farklı amaçlarını bilmeniz lazım. Ya da mesela will you derken burada yine bir istekte, request'te bulunurken de yapabilirsin. Ya da birisi susmuyordur, sürekli konuşuyordur. Buradaki yani bir gelecek zamanla hiçbir alakası yok. Bir eleştiri, criticizing olabilir. Ya da mesela will, geniş zamanda alışkanlıklarımızdan bahsederken de kullanabiliriz. Değil mi? Habitlerden bahsederken will kullanıyoruz geniş zamanda. Ya da mesela arabaya bindin, araba çalışmıyor. Sinirlendin, sabırsızlandın. O zaman ne kullanacaksın? Yine will yapısını kullanacaksın. Why won't you start diyeceksin mesela. It won't start diyeceksin arabaya. Tamam. Böyle lütfen farklı farklı yapıları bir gözden geçirin tekrar. Yani will deyince aklınıza hemen bir prediction'lar, bir future tense'ler bilmem neler gelmesin. Birçok farklı şey var. Ya da mesela could dediğiniz zaman şeyde çıkıyor bu close testlerde. Could dediğimiz zaman nerelerde kullanıyoruz? Could'la was, were, able to arasındaki fark nedir mesela? Bunu hatırlamayan varsa. Çünkü biz bazen could kullanamayız. Yani mesela dün akşam bir yangın çıktı ve itfaiyeciler işte herkesi kurtarabildi derken could kullanabiliyor musun mesela? Hayır kullanamıyorsun. Ama neden kullanamıyorsun? Bunu sana sorabilir. Çünkü artık bu sınavda İngilizce öğretmenlerine hazırlanmış bir sınav bu. Böyle bir YDS gibi bir sınav değil aslında bu. Sana şunu soracak. Neden burada could kullanamıyorsun? Yani itfaiyeciler kurtarabildi derken could niye olmuyor? Ne olur mesela onun yerine? Mesela dün gece itfaiyeciler herkesi kurtarabildi. Çok şükür. Fortunately the firefighters were able to. Bravo. Able to kullanabilirsin. Ya da ne kullanabilirsin? Succeed in dersin değil mi? Succeed'in arkasından ne gelir mesela? Verb ing gelir değil mi? Manage to gelebilir mesela burada. Manage to kullanabilirsin. Was, were, able to kullanabilirsin. Ya da succeed in kullanabilirsin. Ama could kullanamıyorsun. Neden? Bir kerelik bir occasion olduğu için burada could kullanamazsın. Dediğim gibi ben burada şu an detaylara girip bunu konu anlatımı gibi yapmayacağım. Şu an yapmak istediğim şey şu. Bu tarz farkları bilmeyenler varsa lütfen hemen dönsün tekrar etsin. Şöyle bir modullar kısmını tekrar etsin.